Şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasında tayfun kelimesi çok öne çıkıyor. Yani zaten bu tayfun füzesine yönelik de Yunanistan'ın tepkileri var. İşte Yunan ürküyor derken onu kastediyor. Gelebilir misiniz? Neden tayfun? Bir tayfunun şeyi var mı? Görüntüsü, fotoğrafı, bir şey, Onur var mı elinizde? Test atışı görüntüleri. Bir gelebilir mi? Nedir yani? Bunun özelliği nedir ki Tayfun'un özelliği? Aslında bu gizli bir projeydi. Hatta bu görüntülerin sızmasından devletimiz rahatsız oldu. Sızmış ama. Sızdı. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Şimdi normalde ülkeler bu tür stratejik sistemlerini göstermezler, saklarlar. Ama bir şekilde bu füzenin testi sırasında bir şekilde bu görüntü kaydedildi ve sızdı. Ve bununla beraber menzili de, yani aslında normalde biz Sinop civarında bu füzeleri deniyorduk ve bunların menzili, vuruş kabiliyetleri, irtifaları, hızları buralardan test ediliyordu. Ama Tayfun'un şöyle bir özelliği var. Sinop'tan yapılan atışlarda Tayfun'un menzili tespit edilemiyordu. Ne yaptılar? Rize'de havalimanında bir atış gerçekleşti. Bu da görüntü. Bu orada mı? Bu o işte. Rize mi burası? Burası Rize. Ve yani burada Rize, deneme atışını Rize'den Sinop tarafına doğru yaptı. Rize'den Sinop tarafına. Yani havalimanından. Menzilinin tespiti ve bir gerçek ortaya çıktı. Şu ana kadar bilinmeyen bir gerçek. Asgari 561 kilometre uçtu bu füze. Peki bunu kim tespit etti? Ya bu o zamanki işte o haberin içerisinde vardı bu detaylar. Hayır, sanki gizliden tespit edilmiş gibi anlattı. Yok hayır, bu çok basit bir şey aslında. Sonuçta Rize Havalimanı'ndan düştüğü yere baktığınız zaman çok rahatlıkla gözüküyor. Türkiye'ye atıyorsa Türkiye bunu tespit eder yani. Tabii ki onu bilmeden atar. Hayır, bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yani bunun görüntüsünü beni de çok gururlandırdı. Ben de paylaştım. İlgili arkadaşlar aradılar, dediler ki aslında dediler biz bunu sızmasını istemedik. Bu bizim irademiz dışında sızdı dedikleri için bu cümleyi kuruyor. Aa, anladım. Peki... Ama sızdı yani sonuçta. Sızdı, yapacak bir şey yok. Bir şey soracağım. Şu şey yani. Nedir? Şu anlatıldı. Şu anda burası Rize Havalimanı. Rize Havalimanı ve burası bu için inşa edilmiş. Bu havalimanında bir bölüm burası tabii. Yani. Bu füze denemeleri için. İsmi var buranın, Abdullah Bey bilir belki. Şu nedir şu? Lançeri. Ne demek? Füzenin lançeri, yani füzenin içinde konulduğu, ateşleme mekanizmasını da barındıran. Buradan fırlatılıyor yani. Hayır, bu yani şunun içerisinde duruyor füze. Bakın çıktı gitti şimdi. Gördünüz mü? İki tane var. Ne deniyor ona? Lançeri. Lançerini atıyorsunuz. Ve yani bakın hep 561 kilometre üzerinden konuşuyoruz ama Yunanları korktu. Aslında sadece 561 değil. Bu füzelerin hassas vuruş kabiliyeti. Yani Türkiye diğer silah sistemlerinde, diğer kullanmış olduğu, kendisinin üretmiş olduğu sistemlerde sıfır hatayla nokta atışı yapabildiğini ispatladı. Şimdi siz bu füzeyle, yani örneğin Karabağ Savaşı'nda da kendisini gösterdi. Ukrayna Savaşı'nda da kendisini gösterdi. O çok namlı. Anlamadım yani. Rus füzeleriyle karşılaştıracağım. Hayır, ne demek istiyorsunuz yani? Yani şimdi yani füzeleri... İsabeti mi önemli? Nedir? Çok önemli tabii yani. Attığınız zaman yani nokta atışı olarak bir yere küt diye vuruyorsunuz. Ahmet Bey. Bir dakika. Bir tesisi. Yani düşünün. Hayır yani bu denemeden mi çıkıyor bu? Bu füzenin özelliği mi? Bu füzenin özelliği o işte. Yani hem 561 kilometre öteye asgari gidebiliyor, hem de gittiği yerde nokta atışı yapabiliyor. Yani diyelim ki bir tesisi hedefliyor, orayı tak diye vurabiliyor. Yani şimdi örneğin bu füzelerle ilgili Ruslar örneğin bunu çok önemserler ve çok güçlü oldukları iddia edilir. Peki bu yerli mi? Bu yerli tabii. Biz kendimiz yaptık bunu. Şimdi bu füze Yunanistan için şu anlama geliyor. Sen Rafael uçaklarını kaldırırsın ama bir daha indiremezsin. Kalkan bütün pistlerini darmadağın ederim. Uçağını indirecek bir havalimanı bulamazsın. Cümleyi bence şöyle düzeltelim. Bu füzeler varken sen uçaklarını kaldıramazsın. Zaten kaldıramazsın. Ama ola ki kaldırmayı başardın, indiremezsin. Yani bu öyle füzelerle birlikte. Sadece bu değil. Bir kere şimdi şöyle bir şey var. Bu bir stratejik mücadeleye karşılık geliyor. Yani Yunanistan elinde şu an bildiğim kadarıyla S-300'ler, işte Patriotlar dahil olmak üzere 350 mühimmatı olan bir hava savunma sistemi var. Orta ve yüksek irtifayı ilgilendiren. Peki, bu füzeyi engelleyemez mi hava savunma sistemi? Engelleyebilir işte. Yani ama şöyle bir şey daha var. bu füzelerle beraber Türkiye'nin çok güçlü bir elektronik harp, elektronik taarruz kabiliyeti. Bir diğer tarafıyla da özellikle Ruslar bunu söylediler. Bu füzeleri... Bir dakika ya, engelleyebiliyorlarsa niye ürküyorlar? Yani bu böyle Türkiye böyle bir füze yapmış. Ama, sen de onu şimdi hava savunma sisteminde... 350 tane mühimmatınız var. Kaç? Şimdi 350 tane, toplam 350 tane mühimmatları var bununla ilgili. Şimdi biz bunların üzerine 400 tane şey gönderdiğimiz zaman ne yapacaklar? Bir dakika. Tekrar birlikteyiz. Tam şu soruyu soruyordum. Yani bu füze bizim ne diyorlar? Ne, adı neydi? Tayfun. Tayfun füzesi ne karşı Yunanistan'ın elinde hava savunma sistemleri var. Evet. Dediniz. Doğru. Ben de size dedim ki eğer hava savunma sistemleri varsa niye ürküyorlar? Niye korkuyorlar bu füzeden? Yeterli gelmeyeceğinden korkuyorlar. Yani yeterli gelmez mi? Gelmez. Neden? Yani, nasıl? Çünkü Türkiye hem alçak irtifada, hem yüksek irtifada, hem de orta irtifada bu 350 füzeyi aşabilecek binlerce füze sistemi üretti. Yunanistan'ın 350 füzelik mi savunma sistemi? Şu an elinde bunlar. Yani orta irtifada ve yüksek irtifada bizim Yunanistan'a karşı olası bir Yunanistan saldırısında karşı koyacağımız, karşı etki ortaya koyacağımız füze sistemlerinin en sembol olanı Tayfun. Menzil, ama sadece Tayfun mu? Pek çok füze sistemimiz var artık. Ve bunların menzilleri kimisi... Bir dakika, şunu anlayalım önce. Bir savunma sisteminin bir kapasitesi mi var? Mühimmatı var, çok pahalı. Yani örneğin bir Patriot batarlası 6 milyon dolar. Adamların elinde 350 tane mi 350 var? mühimmatı var. Öyle mi? Bu evet. Biliniyor yani. Biliniyor. Şu an ellerinde 350 tane mühimmatı. Tamam. O 350 füzeye karşılık gelir diyorsunuz. 350 füzenin karşılığıdır. Şimdi kendisine yönelmiş 350 füze saldırısına cevap verebilir. Evet, yani bunlara karşı 350 tane mühimmat atabilir. Sonra bu stoğu biter. Bu stoğa dair bir arayışa girer. Stok bittikten sonra Türkiye'nin elindeki füze sayısı 350'den fazla mı diyorsunuz? Çok daha fazla şu an. Şu andaki haliyle bile çok daha fazla. Ürkmekte haklılar o zaman. Çok haklı. Ürksün de. Çünkü bu süreci tetikleyen, bu şekilde haksız bir mütecaviz yaklaşımı benimseyen Yunanistan'ın kendisi oldu. Türkiye ona bir şey yapmadı. Türkiye Yunanistan'a karşı bir mütecaviz eğilim, onun da egemenlik alanlarının ihlal gibi bir yaklaşım hiçbir zaman benimsemedi. İşte Sayın Akar'ın açıklamasını biraz önce söylediniz. Ege'yi bir barış denizine çevirelim. Ege'nin nimetlerinden her iki taraf istifade etsin. Peki. Ama bunu tercih etmedi.